Selim 40 kişilik küçük bir ekipte çalışıyor. Çalışanların en iyileri beklentileri aştı şeklinde senelik bir değerlendirme alıyorlar yönetim. Çalışanların %10'unun en iyi değerlendirmeyi aldığını iddia ederken Selim bunun daha düşük bir oran olduğunu düşünüyor. E tabi arkadaşlarını daha iyi tanıyordur belki de. Neyse kendi takımından rastgele 10 tane anonim değerlendirme sonucu elde ediyor. Elindeki veriyi H0, P eşittir 0,1, H, A, P küçüktür 0,1 olarak test için kullanmak istiyor. P takımında beklentileri aştı değerlendirmesini alan çalışanların oranıymış. Selim'in örneklemi bu testi yapabilmek için hangi koşulları sağlamıştır diyorlar. Hangi koşullar derken burada 3 tane koşuldan bahsediyorlar. Bunlar rastgelelik koşulu normal dağılım koşulu ve daha önce de gördüğümüz bağımsızlık koşulu. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurmanızı ve soruya kendi kendinize cevap vermeye çalışmanızı istiyorum. Daha sonra bu koşulların üzerinden birlikte geçerek anlamlılık testi konusunda kendimizi iyi hissedebilmemiz için Selim'in örnekleminin hangilerini sağladığını konuşacağız. Haydi bakalım. İsterseniz önce bir anlamlılık testinde ne yaptığımızı hatırlayalım. Sıfır hipotezimiz ve karşıt hipotezimiz var. Sonra popülasyona bakıyoruz. Bu şirkette 40 tane çalışan varmış. Buradan bir örneklem seçiyoruz. Mesela Selim 40 kişiden 10 kişiyi seçiyor ve bir örneklem istatistiği hesaplamak istiyor. Örneklem istatistiğimiz bir örneklem oranı ve buna şapkalı P1 adını verelim. Sonra bir de P değeri hesaplamak isteyecek. Bu arada P değeri 0 hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızda bunun kadar uç bir değer elde etmenin olasılığıdır. Selim, yüzde ondan daha az bir oranın beklentileri aştı değerlendirmesini aldığından şüphelendiği için bu sıfır hipotezin doğru olduğunu varsayarak örneklem istatistiğinin ne eşittir onluk bir örneklem için hesapladığımızdan daha küçük veya ona eşit olmasının olasılığı olacak. Ve eğer bu p değeri belirlediğimiz anlamlılık seviyesinden küçükse, örneğin yüzde beş ya da yüzde onsa sıfır hipotezini reddedeceğiz. Neden? Çünkü bu sonucu elde etmenin olasılığı çok küçük olacak ve bu durumda karşıt hipotez devreye girecek. Ama eğer p değeri bundan küçük çıkmazsa sıfır hipotezini reddedemeyeceğiz. Tabi burada önemli olan ve bu sorunun da sorduğu şey bu testi yapabilmek için örneklem dağılımı hakkında bazı varsayımlarda bulunmamız. Evet öncelikle normal olduğunu varsaymamız gerekiyor ki bu olasılığı hesaplayabilelim. İşte bu yüzden bu koşulları değerlendirebiliriz gerekiyor. Birincisi rastgelelik koşulu demiştik. Bu örneklemdeki elemanların rastgele seçilip seçilmediği anlamına gelir. Haydi videoyu durdurun. Sizce Selim bu koşulu sağladı mı? Bir bakın rastgele 10 tane anonim değerlendirme sonucu elde ediyor demişler öyle değil mi? Bu sonuçları nasıl elde ettiğini söylemiyorlar ama bu noktada Selim'in bu işi rastgele ve anonim bir biçimde yaptığına güvenerek rastgelelik koşulunu sağladığını söyleyebiliriz. Peki ya normal dağılım koşulu? Normal dağılım koşulu başarılı durumların beklenen sayısının yani örneklem boyutu çarpı gerçek oranın ve başarısız durumların sayısının yani örneklem boyutu çarpı 1 eksi p'nin en az 10'a eşit olması anlamına gelir. Evet başka bir deyişle bunlar ya 10'a eşit olacaklar ya da 10'dan büyük olacaklar. Peki bu soru için durum nedir? Ne? 10'a eşit. Gerçek oran ise sıfır hipotezini doğru kabul edersek gerçek oran 0,1. O halde bu 0,1. Bu da 1-0,1'den 0,9. 10 çarpı 0,1... Bir eder. Normal koşulunu sağlamadığımızı görüyorsunuz değil mi? 0,9 çarpı 10 da 9. Evet, normal dağılım koşulunu sağlamamış oluyoruz. Bu, bu tarz bir hesaplama yapabilmek için örneklem dağılımının kabaca normal olduğunu kabul edemeyeceğimiz anlamına geliyor. Son olarak bir de bağımsızlık koşuluna bakalım. Bağımsızlık koşulu adından da anlaşılacağı gibi örneklemdeki elemanların birbirinden bağımsız olması demektir. Başarılı ya da başarısız olmalarının birbirinden bağımsız olması gerekiyor. Selim eğer bu kişileri yerine koyma ile araştırıyor olsaydı, yani her bir veri yerine koyma ile alınsaydı bağımsızlık koşulu sağlanırdı. Yerine koyma ile yapmadı ama buna bakmanın bir yolu daha var. Yüzde %10 kuralını kullanabiliriz. Örneklem boyutu popüler %10'undan küçükse bu işi yerine koyma ile yapmamış olmak anlamına gelebilir. Ama buradaki örneklem boyutu %25 olduğu yani %10'dan büyük olduğu için Selim bağımsızlık koşulunu da sağlamamış oluyor ve eğer Selim bunu kabaca normal olan belirleyici bir örneklem dağılımı olarak hesaplamış olsaydı bu 3 koşuldan ikisini sağlayamadığı için elde ettiği sonuca çok da güvenmezdim.